Efendim merhabalar. Bugün Ege Üniversitesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı'ndayız. Burada çok değerli bir hocamız var. Doçent Doktor Ali Akdemir hocamız var. Ali hocamla şunlardan bahsedeceğiz. Bir, menstrüel siklus, yani adet kanamaları ilk ne zaman olur? Hangi tür kanamalarda hekime başvurmamız gerekir? Ne zaman dikkat etmeliyiz? Bunlarla ilgili Ali hocamla sohbet edeceğiz. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Şimdi aslında önemli bir konu. Bir öncelikle şuradan başlayalım. Bir menstrüel siklus nedir? Ne zaman başlar? Hangi yaşlarda başlaması problemdir? Onlardan biraz bahsedebilir misiniz? Tabii. Yani menstrüel siklus dediğimiz adet döngüsü kız çocuklarının artık çocukluktan çıkıp yavaş yavaş gençliğe doğru geçtikleri, buluğ çağını başladıkları döneme denk gelir. Çok erken olması ya da gecikmesiyle ilgili sıkıntılar ortaya çıkabilir. Buradaki aslında en belirleyici şey, kız çocuklarında ilk önce hızlı bir gelişme başlar. Erkek çocuklarına oranla boy uzamaları artar, vücuttaki kilo artışı öncelikle ön safhaya geçer. Daha sonra ortalama olarak görülen yaş 11-13 yaş arasında ilk menstruasyonları, yani ilk adet kanamalarıyla beraber bu düzen başlar. Bununla beraber daha sonra ikincil seks karakterleri dediğimiz meme gelişimi, koltuk altı ya da özel bölge kıllanmaları bunu takip eder. İlk başladığı zaman menstrüel siklus düzensizlikler yaşayabilir kız çocukları, özellikle birkaç yıl boyunca. Buradaki en önemli neden aslında menstruasyonun, yani adetin başlamasıyla beraber yumurtlama fonksiyonu devreye girer. Fakat bu çok karmaşık, yani beyin, hipofiz, hipotalamus dediğimiz kontrol merkezleri, daha sonra yumurtalıklar ve rahimi ilgilendiren bir yolak şeklinde devam eder. Buradaki yolağın oturması, birbirleri arasındaki iletişimin netleşmesi birkaç yıl sürebilir. Yani o düzensizlikler o iletişimdeki rayın oturmasından kaynaklanıyor. Aynen öyle. Bu rayın oturamadığı dönemlerde yumurtlama düzenli bir şekilde olmaz. Yumurtlama düzenli olmadığı için adet kanamalarında da düzensizlikler bu dönemde yaşanabilir. Özellikle düzensizlik nasıl olur? Adetler gecikmeli başlayabilir. Yani önce bir kız çocuğu adet görür, birkaç ayda bir adet görmeye başlayabilir. Özellikle burada endişelenen kısım ebeveynler, özellikle de anneler. Çünkü kendileri düzenli adet gördükleri için kız çocuklarının adetlerinin ayda bir olmadığını fark edip bundan endişe duyabilirler. Burada çok aceleci olmamak lazım. Biraz sabretmek lazım. Buradaki en büyük endişeye sevk edecek asıl şey, ne zaman endişe etmeleri lazım gerçek anlamda? Kanamalar fazla miktardaysa. O zaman aklımıza gelebilecek şeyler, özellikle daha öncesine de gidip işte bir burun kanaması ya da hızlı morarmalar varsa vücudunda, acaba vücudun kanı pıhtılaştırmasıyla ilgili bozukluklar var mı? Bunların araştırmaya girilebilir. Ya da jinekolojik anlamda muayeneye ihtiyaç duyulabilir. Ama özellikle bu dönemi düşünecek olursak, adetlerin ilk başladığı birkaç yıl içerisinde adetlerin ay olarak, gecikmeli olarak gelebilmesinin normal olduğunu bilmemiz lazım. Bu ne zaman diyelim, 2 yıl genellikle, 11 yaşına başladı. 2 yıl süre böyle düzensiz adet olsa da çok korkulacak bir şey yoktur herhalde. Hayır, çok korkmamak lazım. Yani buradaki en önemli nokta, kız çocuğunun uygun yaşta menstruasyon, yani adet görmesi ve ikincil seksüel karakterlerin, yani meme gelişimi nin başlamış olması ve kıllanmasının başlamış olması sağlıklı gelişim basamaklarını kız çocuğunun gösterdiğini kabaca bize düşündürebilir. Peki bunun genetik bir rolü de var mı? Mesela anne adetlerini geç görmüşse kız çocuklarında da böyle bir durum sık rastlanıyor mu? Böyle bir yatkınlık olabilir. Ama büyük çaplı çalışmalara baktığınız zaman dünya üzerinde kız çocuklarının giderek daha erken adet gördüklerini söyleyebiliriz. Bu yaşam tarzımızdan falan kaynaklanıyor yaşam herhalde. Yaşam tarzımız ve beslenme alışkanlıklarının değişmesiyle ilgili. Beslenme derken ayrıca vurgulamak istediğiniz bir şey var mı beslenmeyle ilgili? Yok, ayrıca vurgulamak istemediğim bir şey yok ama tabii ki de, yani özellikle Afrika kökenli ülkeleri düşünecek olursak, yani beslenmenin ciddi anlamda malnütrisyon, yani kısıtlandığı durumlarda vücuttaki yağ dokusu oranının ciddi anlamda bozulduğu durumlarda menstruasyonla da ilgili ciddi sıkıntılar, özellikle çocukluktan buluğ çağına geçerken karşılaşılabilir. Peki kanama dedik. Kanama ile ilgili hangi tür şeyler bizi hekime iletmeli? Ne zaman endişelenmeliyiz? Yani şunu bilmek lazım ki menstruasyon çok komplike bir oluşum. Erkekle kadını belki de en fazla birbirinden ayıran noktalar bunlar. Erkeğin sperm üretmesi
devamlılık hali gösterirken kadın ayda bir kez yumurtluyor. Bu yumurtlamaya mukabil yumurtlayıncaya kadar geçen bir hormonal dalgalanma, yumurtlamadan sonra ikinci bir hormonal değişiklikle yaklaşık bir aylık bir menstruasyon döngüsünün içerisine kadın hayatı boyunca bunu yaşıyor. Burada şüphelenilmesi gereken durumlar özellikle adet düzenindeki bozukluk tekerrür ediyorsa. Bazen şöyle durumlar olabilir. Yani şunu demek çalışıyorum aslında. Bayanların menstrual değişiklikleri duygu durum bozukluklarıyla, yaşadıklarıyla, hatta mevsimler geçişlerle bile ya da kadınların menstruasyonları birbirine de benzer. Uzun süre beraber yaşayan, yurt ortamında yaşayan kız çocuklarının menstruasyonları birbirine yakınlaşabilir. Çok fazla şeyden etkilenebilir aslında. Burada şüphelenilmesi gereken şey bu tekerrür ediyorsa. Atıyorum kadın sık adet görmeye başladı ve tekerrür ediyor. Yani bu 2-3 defa olmadı, evet. Sürekli hale geldiyse problem demektir. Evet, bir problemle karşı karşıya olabiliriz. Ya da kanamanın yanında başka şikayetler var mı? Ağrı gibi mi? Ağrı gibi. Bunlar da o zaman bir hekime başvuruyu gerektirebilir. Peki, kanamanın miktarı derken herhalde PET ile ölçüyoruz. Bir PET kullanımı ile ilgili neler söylersiniz? Yani kaç PET'ten sonra bir problem başlar? Özellikle ilk başlarda. Çünkü kadınlarda bildiğiniz gibi demir eksikliği anemisi de bu adet kanamalarından dolayı çok fazla. Evet. O PET miktarları ile ilgili neler söylemek istersiniz? Yani şu da olabilir aslında. Kadın adetlerinin fazla miktarda görüyordur, farkında değildir. Sizin dediğiniz gibi. O onun normaliymiş gibi kendini hissettirebilir. Zaten bu durumdaki başvuruların çoğunu da diğer meslektaşlarımızın hastayı jinekolojiye, yani kadın hastalıklarına yönlendirmesiyle ortaya çıkar. Dediğiniz gibi kadın düzenli adet görüyordur. Fakat fazla miktarda kanıyordur ve bunun fazla olduğunu farkında değildir. Onun normali olarak kabul eder. Başka bir hekim arkadaşımız bunda bir anemi, aneminin başka bir kaynağını bulamazsa muhakkak zaten jinekolojik bakıyı önerir. Bir grup hasta başvurularımız da buradan ortaya çıkar. Ama temelde düşündüğümüz zaman kadının adeti yaklaşık 28 günde bir, 3-4 günlük bir kanama periyodu ve bu 3-4 günün içerisinde ilk birkaç gününde günde 3-4 petlik bir kanama, sonra azalacak şekilde pet sayısının azalması lazım. Ağrı olması normal mi? Eğer altta yatan bir neden yok ise, yani biz bunu birincil bir adet dönemindeki ağrı, dismenore olarak tarifliyoruz. Birçok bayan adet döneminde ağrı yaşıyor. Bunun sebepleri var. Çok detaylandırabiliriz isterseniz konuşmamız sırasında. Fakat buradaki mevzu şu. Kadın normal adet döneminde hissettiği ağrıdan farklı şeyler hissetmeye başlıyorsa ya da daha önceki adetleri sancısız ya da gündelik hayatını idame ettirebilecek düzeyde sancıları var. Bunda artış varsa, bu ağrının karakterinde değişiklik varsa o zaman bir hekim görüşü almasında fayda vardır. Peki size gelen hastalar polikliniklerde özellikle herhalde adet düzensizlikleri çok fazladır. Bu adet düzensizliklerinde genelde hangi sonuçlara ulaşabiliyorsunuz? Yani psikolojik sorunlar mı, hormonal sorunlar mı, farklı etkenler mi? Genelde ne tür şeyler sebep oluyor? Ya burada yani en sık sebep olan konular neler? Burada hastanın yaş grubu da önemli. Yani kadın evli mi, değil mi? Çocuk arzusu içerisinde mi? Yani çocuk aile planlaması nedeniyle kullandığı ilaçlar var mı yok mu? Bunların hepsini komplike bir şekilde değerlendirmek lazım. Ama bunların altından çıkacak sadece jinekolojik problemler değil, bunun yanında tiroid fonksiyon bozuklukları, kanama bozuklukları ya da farklı branşların ilgilenmesi gereken hastalık gruplarıyla da karşı karşıya kalabiliriz. Fakat özelde en fazla karşılaşılan durumlar genellikle reproduktif dediğimiz, yani doğurgan çağdaki yaş grubunda ortaya çıkabilecek sorunlar uterusu ilgilendiren, uterusun özellikle endometrium yani döl yatağı tabakasını ilgilendiren polipler, yani rahmi ilgilendiren sorunlarla karşılaşılabilir. Yine kadının özellikleri de önemli tabii ki de, ama biraz önce bahsetmiştim ilk başta yumurtlama fonksiyonu bozulabilir diye. Hastalarımız aslında çok sık biliyorlar bunları. İşte ben polikistik dendi bana, polikistik over sendromuyum ya da bununla ilgili dönüşler de yapabilir hastalarımız ya da araştırmalarının sonucunda bunları da çok sık dillendirir hastalarımız. Buradaki durumda kadının yumurtlama fonksiyonunun tekrar bozulmasıyla ortaya çıkar. Eğer kadın yumurtlaması bozuluyorsa o zaman
siklusun yani adet döneminin ilk yarısıyla ikinci yarısının birbiriyle eş güdüm çalışması bozulacağı için düzensiz kanamaları ortaya çıkacak. Bunun sonucunda da farklı metabolik hastalıkları tetikleyebilecek durumlarla karşı karşıya kalabilir. Onun için bir kadını adet düzensizliği nedeniyle değerlendireceğimiz zaman ilk dışlanması gereken şey gebelikle ilgili bir durum söz konusu mu? Hastanın kullandığı ilaçlar buna neden olabilir mi? Daha sonra jinekolojik muayene, uterin kanama vajinadan da kaynaklanabilir. Sadece uterusa ait olmayabiliriz. En sık neden uterus kanamaları olduğu için. Daha sonra adnexiyel bir patoloji var mı? Adnexiyel patoloji derken? Yumurtalıkları ilgilendiren bir problem var mı? Bunu değerlendirmek gerekebilir. Bunun da üzerine çıkıp yani beyinden bu hormon salgılanmasını düzenleyen mekanizmalarda bozukluk var mı? Farklı kan testleriyle bu değerlendirmeye de etap etap gidilmesi gerekir. Yani ben genel olarak kısaca şöyle bir özetlemek gerekirse, yanlış mı lütfen düzeltin. Yok, yani adet düzensizliği tamam, birkaç tane olduğunda çok sorun değil ama 3-5 taneden sonra fazla olduğunda bir sorun olduğunu düşünürüz. Evet. İkincisi kanama, bu özellikle kadınlarda, genç kızlarda anemi yaratacak seviyede varsa bir sorun vardır. Bununla ilgili de mutlaka bir hekime danışması, işte hormonal mi, rahimden kaynaklanan bir şey mi, ilaçlardan bir kaynaklanan bir durum var mı, bunların mutlaka kadın doğum uzmanları tarafından tetkik edilmesi lazım. Evet, kesinlikle böyle İbrahim Bey. Peki, çok teşekkür ben ederim. Ben çok teşekkür ederim. Efendim, bugün konumuz Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı'ndan Doçent Doktor Ali Akdemir'di. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. Sağlıcakla kalın.